Abi geldiğimiz nokta bu. Evet. Sayın Kaan. Sayın Kaan. Sınır kapılarını açarız. Evet. Biz açtık. Buna göre davran ha. Aman. Sakın ha. Türkiye'de cuma namazlarının ertelenmesi, yani daha doğrusu yapılmaması ve insanların, camilerin kapatılmasıyla ilgili ya ne olacak işte, niye böyle bir şey yapıyorsunuz, işte biz Müslümanız, bize bir şey olmaz falan deniyordu. Biz Türk toplumu olarak şunu gördük. Bizim imanımız ölümden falan güçlü değil arkadaş. Aynen. Ölüm korkusu girdiği zaman hiç kimse öyle cennet, cehennem düşünemiyor. Kusura bakmasın hiç kimse. Bu noktalarda hani işte umrecilerin ya da yurt dışından gelen insanların, yani benim ev arkadaşım dahil birçok insan karantina, yani devlet tarafından 14 gün karantinaya alınmadan direkt evlerine geçtiler. Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Korona serisi devam ediyor. Çin'i yaptık, Portekiz'i yaptık, İtalya'yı yaptık, yaptık. Şu anda da Belçika'daki bir arkadaşım var. Belçika'da mahsur kalmış bir arkadaşım. Aslında onu tanıyorsunuz eğer benim kanalımı daha önceden beri takip ediyorsanız. Videosunu şuraya bırakıyorum. Kaan daha önce video çektiğim bir arkadaşım ve onun da bir YouTube kanalı var. Onu da takip ederseniz aslında iyi olur. Bu videoyu bence şu anda durdurup onun kanalını takip edip devam ederek başlayabilirsiniz bunu yapmaya. Ona destek verin daha iyi paylaşımlar yapması için. Lafı fazla uzatmayacağım. Zaten yeterince fazla uzattım. Kulaklığı takıyorum. Kaan merhaba. Merhaba Çağatay, nasılsın? İyidir abicim, sen nasılsın? İyidir. İşte korona günlerinde eve kapandık. Maalesef bir karantinadır gidiyor böyle. Bakalım ne zamana kadar sürecek. Pembe tişörtleri seviyorsun hala. Devamlı bu konuda ısrarcıyız. Canım. Ya, biz yakışanı giyiyoruz. Yakışıklı olduğum için her şey yakışıyor zaten. Bir yani. Sen bir ilteriş zaten. Aynen. Bu renkleri yakıştırırsınız. Tabii canım, tabii. Yakışıklı adamız. Senin gibi değiliz ki. Bak işte tam burada arkadaşlar gördünüz ne oldu. Tam benim yakışıklı olmadığımı söyleyecekti ki video dondu ve hiçbir şey söyleyemedi. İşte yukarıda Allah var diyoruz. Ve ilahi adaletin bu güzel yarattığı şakaya Kaan'ı mahsur bıraktığı için Allah'a şükürlerimizi beyan edip videoya devam ediyoruz. Kaan. Evet, evet buyur. Belçika'da durum ne abi ya? Türkiye'de berbat durumdayız. Sokağa çıkma yasakları oluyor, oldu, olmaya devam edeceği düşünülüyor. Gidişat biraz daha Türkiye'de daha sertleşti diyebiliriz. Videoları ilk çekmeye başladığımda Türkiye korona daha yeni gelmişti aslında. Nispeten Türkiye koronayla çok geç tanışmış bir ülke. Ama Türkiye'de giderek iş ciddileşiyor. Belçika'da durum nasıl? Gidişat nasıl? İnsanların verdikleri tepkiler nasıl? Şöyle, bundan 2-3 güne önceye kadar gayet iyiydi. Ama dün 350'ye yakın kişi öldü. Burada bugün de 230 kişi falan yine ölmüş. Yani sayılar biraz artmakta. Normalde bu kadar ölüm yok Belçika'da. Çünkü hani hem sağlık sistemi iyi, hem de burada insanlar hani daha sağlıklı olduğu için biraz daha bunlara bağlı. Hani Almanya örneğinde olduğu gibi genel olarak ölüm sayıları düşük duruyordu burada. Ama ta ki işte 2 gün önceye kadar bu şekilde giderken insanlar şu an panikte değil ama yani eminim ki bu karantina olayını arttıracaklar, yani daha uzatacaklar gibi görünüyor. Çünkü şöyle bir durum var. Ben arada alışveriş yapmak için dışarı çıkıyorum. Ya herkes dışarıda. Şu an gerçekten hava çok güzel. Yaklaşık 1 haftadır 2 haftadır hava çok güzel. Yaz geldi gibi. 22 dereceyi görünce zaten insanlar aha yaz geldi deyip dışarı çıkıyorlar. Yani korona olması hiçbir şey değiştirmiyor. Polisler de eskisi kadar uyarmıyor. Maçlarda çok uyarıyorlardı. Yani o yüzden biraz sıkıntıya girdi gibi diye düşünüyorum. Senin durumun. Videonun ana çerçevesini çizmiş oldun aslında. Benim bu videoda üzerinde durmak istediğim konu insanların, yani kişilerin, bizzat bireylerin koronaya verdikleri tepki ve bunun koronanın yayılmasına dönüşmesi aslında. Burada evet. Tamamıyla aslında bireysel bazda başlayacak, kendi kapımızın önünü süpürmek lafının en geçerli olduğu durumu yaşıyoruz aslına bakarsak Kaan. Doğru. Şimdi böyle bir durumdan bahsederken bir yandan da insanların koronaya bakış açılarının ve bunları doğru yönetmenin, insanların koronayı doğru bilmesi, doğru tanıması, tanımlandırıp bununla beraber koronaya yönelik önlemleri nasıl alacağını iyi bilmesi. Bu tip konularda insanların doğru eğitildiğini düşünmüyorum açıkçası. Yönlendirmeleri biraz ters tepiyor gibi duruyor. İnsanlara korona ile ilgili uyarılar yapıldıkça insanlar bir ergen tepkisi vardır ya, ergen tepkisi deriz hani. Bir şey yapılınca, yap denince yapmamaya direten bir yapı vardır. Evet. Bu bizim Türk toplumunun içinde bir çocuk yok, ergen var zaten. Türk milletin içinde ergen barındıran bir millet. Dolayısıyla bizimkiler hemen bir hadi aman ne olacak bize bir şey olmaz mantığı. Biz Türk'üz zaten ne olacak ki mantığı var. Bu da evet, bireysel bir bakış açısının getirdiği bir şey aslına bakarsak. Millet olarak bunu yaşıyoruz. Bunun evet, temelleri var. Sosyolojik sebepleri var. Psikolojik sebepleri var. Toplumsal tarihimizin getirileri var. Arda'yla konuştuğumuzda daha önce bir önce çektiğim videoda Arda'yla konuştuğum zaman Arda Çin'de olayın neredeyse bitmesinin sebebini Çin'in 2003'te yaşadığı SARS krizinden öğrendikleriyle bağlı kalarak kendisini devam ettiren, önlemleri devam ettiren bir hale gelmesi olduğunu anlattı Arda. Ve 2003'te öğrendikleri, tecrübe ettikleri şeyleri burada avantaja çevirerek koronadan artık kurtulan bir hale gelmişler. Bizde tecrübesizlikten dolayı hala sokaklarda işte ben terlik almaya dışarı çıktım diyor. Koronayı Siyonistler uydurdu diyor. Korona ben onların lafıyla dışarı çıkmamazlık edemem diyor. Ne yapabilirsin ki bu adama Kaan? Ya şimdi şöyle bir durum var. Ya Avrupa ya bizi Avrupa kültürünün bir kısmında olduğumuz için de içinde sayacağım. Yani gerçekten sosyal çoğunlukta olduğu hani bir şöyle bir durum var. Avrupa'da sosyal çevrenin genişliğinden dolayı bir sosyal ortam oluşturmuş durumda. İnsanlar bu sosyal çevrelerinden vazgeçemiyorlar. Geçemediklerinden dolayı da olabildiğince birlikte takılıyorlar, birlikte yaşıyorlar. Aileleri belki birlikte dışarı çıkarken işte hani kol kolalar, işte yan yanalar. Bir sosyal mesafe denen bir olgu yok. Yani Türkiye için de geçerli. Biz de Akdeniz kültürünün bir parçasıyız. Ve bu yüzden de reaksiyonlarımız da bununla doğru orantılı olarak hani o kadar şey olmuyor. Aman bize bir şey olmaz falan diye geçip gidiyoruz. Ama işte Çin'le öyle değil yani. Birçok oradan yani pandemik olayı çıktığı için orada bundan dolayı adamlar çok zarar görmüş durumda. Adamlar biliyor yani. Canı yanan bilir derler. Aynı şekilde orada bundan dolayı dikkat ediyorlar. Ama Avrupa öyle değil yani. Avrupa hala yani bak Hollanda tam olarak sokağa çıkma yasağı ilan etmedi. Burada var ama hani kısmi yani. Adamlar hani diyor ki yani kendiniz karantina yapın hani dışarı çıkmayın diyor. Markete gidin diyor. Eczaneye gidin sadece diyor. Adam parka gidiyor, oturuyor, sohbet ediyor. Yani geliyor evet 3-4 kişiden fazla yan yana yakın duruyorsan uyarıyor eyvallah ama yeterli mi? Değil yani. Hani hala durmadı. Ve duracak gibi de değil yani. Bu 2 ay 3 ay daha gitmesi durumunda ekonomilerin, psikolojilerin, sosyolojilerin çok farklı bir noktaya gelmesi söz konusu. Hadi bir sene, bir ay, 2 ay dayandık. Ben açıkçası burada çok önemli bir dönüşümün önünün açıldığını düşünüyorum. Yani bugünden notu bırakalım tarihe. Evet. Tarihte dönüşümün açıldığı nokta bugün dinlerle ilgili benim gözümde. İnsanların bugüne kadar dinlere bakış açısı neye inanırsa inansın, hangi din grubuna mensup olursa olsun dinlere bakış açısı kesinlikle ölüm korkusuna yönelik bir önerme getirmekti. Cennet var veya reenkarnasyon var. Ben öldükten sonra yok olacak kadar önemsiz bir şey değilim var. Şimdi korona çok değişik bir deneyim getirdi tüm dünyaya ve bu değişik deneyimle birlikte ortaya çıkan çok farklı bir olgu var artık. O olgu da şu. Ölüm korkusu İnsanların imanından daha büyük bir hale geldi. Türk milleti evet, mangalda kül bırakmazdı. Polat Alemdarlarla yetişen nesillerde bana Allah yeter. Hani vardır ya bize Allah yeter der. Polat Alemdar çıkar dünyayı yöneten kötü güçlerin karşısında. Bana Allah yeter der. Bizim milletimiz artık bana Allah yeter demiyor. Bana Allah yeter diyor olsaydı evlerinde kesinlikle kapanamazlardı Kaan. Mümkün değil. Sen bir Müslümanı koronadan öleceksin diye evine kapatamazdın. Bir Hristiyana da bunu yapamazdın. Herhangi bir dine mensup buna iman etmiş, cennet, cehennem ve kadere inanan birisine bunu yaptırman mümkün değil. Çünkü kaderinde öleceği saat belli bu kişinin. Öleceği saat belli olduğu için o insan koronadan dolayı veya koronadan korunarak ölüm süresini ileriye alıp veya geriye alacağını düşünemez. Bilmiyorum anlatabildim mi? Evet, tabii. Yani doğru ama işte zaten bunu dediğini doğrular nitelikte koronanın başlangıcında birkaç tane video vardı hatırlarsan. Türkiye'de cuma namazlarının ertelenmesi, yani daha doğrusu yapılmaması ve insanların camilerin kapatılmasıyla ilgili ya ne olacak işte niye böyle bir şey yapıyorsunuz işte biz Müslümanız bize bir şey olmaz falan deniyordu. Keza aynı şekilde İtalya'da insanların ağzına kutsal su veriyordu bir tane rahip. Şimdi mesela bunları görüyorsun ama şu an bunlar ortada yok. Bunların hepsi evine gitmiş, oturmuş durumda. Çünkü korkuyor. Yani yakınındaki bir insanın ya da bir tanıdığının bundan zarar görmesi ve bunun çok kötü sonuçlara yol açtığını öngörmeye başladıkça bu insanlar ya acaba bana da mı gelir ya? Ya bak hani bu da böyle bir insandı falan ama hani bak bu bile. Yani mesela Fatih Terim bak burada çok önemli bir figür oldu. Yani Fatih Terim bile oluyorsa o bana da olur yani o zaman. Abi oraya onu karıştırma. Bak Fatih Terim konusuna girdiğin anda yine videon dondu kaldı ve şu anda biz donmuş bak, bir yere bakıyoruz. Sesin de bozuldu, dondun kaldın. İmparatorun lafını besmelesiz ağzına aldığın için videon dondu ve yine sen burada böyle bir şekilde cezalandırıldın. İkinci defa oluyor. İnternet bağlantılarının ruhuna son derece teşekkürlerimi sunuyorum, arz ediyorum buradan. Kaan, eğer gerçekten... Evet, bak şimdi iyi dinle. Buradaki konu aslında biraz şu. Diyordu ya, hani diyorsun ya adamın biri işte cuma namazlarını niye erteliyorsunuz? Böyle bir şey olmaz diyordu. Asıl öz hakiki iman eden Müslüman aslında o adam. O adam haklı. Çünkü... Şimdi videonun bu kısmında daha önce hazırladığım birkaç ayet var. Bunları okuyacağım. Bunlar önemli. Gerçekten zannediyorum videoyu izleyen Müslüman arkadaşlar kendi kitabından belki haberdar olanlar vardır, olmayanlar vardır. Bunları kendileri de açıp bakabilirler. Şu anda ben okurken ekrandan da görecekler. Vakıa suresi 60 ve 61. ayetler. Aranızda ölümü biz takdir ettik. Siz benzerlerinizle değiştirmeniz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Devam edelim. Ahzab suresi 16. ayet. Onlara şunu söyle. Ölümden ve öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Necm suresi 44. ayet. Öldüren de odur, yaşatan da. Al İmran suresi 145. ayet. Hiçbir kimse Allah'ın yazıp bir süreye bağlamış izni olmadan ölmez. Kim dünya nimetini isterse ondan kendisine veririz. Kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Ve şükredenleri ödüllendireceğiz. Son olarak Hicr suresi 5. ayet. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Evet. Kaan, ayetleri gördük. Bir Müslüman, bu ayetleri bilen bir Müslüman, Kur'an'ı açmış okumuş bir Müslüman. Ya koronadan korkamaz, koronaya inanamaz. Evet. Bu yüzden söylüyorum. Bugün bu korona salgınından dolayı Türk toplumunda yaşıyorsak Türk toplumu adına konuşuyorum ben. Buradan bir şeyleri seslendiriyorum. Diyorum ki biz Türk toplumu olarak şunu gördük. Bizim imanımız ölümden falan güçlü değil arkadaş. Aynen. Ölüm korkusu girdiği zaman hiç kimse öyle cennet cehennem düşünemiyor. Kusura bakmasın hiç kimse. Maskelerini takıyorlar, eldivenlerini giyiyorlar. O alkollü kolonyaları kafalarından aşağı boca ediyorlar ve evlerinde oturuyorlar. Gerçek bu. Kimse kendini kandırmasın. Doğru. İşte bunları insanımız yani sosyolojik olarak yani bilme şansı olmadığı için ve şu anda da birçok ünlü, birçok kendini yani üstün gören kişi de şu an bu insanları eleştirerek ya işte bu insanlar hayvan mı bilmem ne mi yani onları da sövüp sayıyor. Bunun da ne kadar yani doğru yanlış olduğunu tartışırız. Ama yani üstten bakış mesela bak bu, daha bugün Hürriyet yazarları açıklama yapıyor. Kendi köşe yazılarında değiniyor. Diyor ki ya bu insanlar hayvan ya ayı diyor bilmem ne diyor. Yani bunları diyenler yazar yani güya hükümete yakın insanlar ve hükümetin aldığı karar sonucunda ortaya çıkan bir şeyde halkı suçluyor. Şimdi bu çok ince bir nüans. Bunu kaçırmamak gerekiyor. Ya zamanında yapılsaydı, bazı şeyler planlı yapılsaydı belki bu noktaya hiç gelmeyecekti. Biz bu konuşmaları hiç yapmayacaktık ve belki 2 hafta sonra oradan kalkacaktı koronavirüsü denen illet. Ama şu an gerçekten bu durum ortadan kalkma şansı da gitti. Bundan 10 gün sonra çok büyük case'ler görme ihtimalimiz var. Yani ne kadar görebiliriz? Mesela 300, 400, 500 ölüm görebiliriz. Bir 10 gün sonra, 10 gün sonra, 2 hafta sonra. Bunları korkmayan halk ne hale gelmiş oldu? Bir anda İtalya'nın yaşadığı durumu yaşamış hale gelebilir. Bunları tarihe gene not düşelim, görelim. Yani hani ben kesin %100 olur diyemem ama o gece, 2 gece önce yaşananlarda insanlardan nereye geldiğini görmek isterim. Yani bunu ben gerçekten birçok bilim adamı, yani bilim kurulundaki hoca bile diyor yani. Yani bundan 2 hafta sonra çok büyük şeyler olabilir. Dikkatli olun diyor. Ya da karantinaya alın kendinizi diyor. Şimdi bu sosyolojik olarak dinin farklı getirileri vardı insanlara. Korkusuzluk, ya bize bana bir şey olmaz falan. Ama ne oldu? Artık insanımız evinde kapanır. Maskelerini, o alkollü kolonyaları bilmem neleri artık vazgeçilmezi haline getirmiş oldu. Çünkü canları daha kıymetli. Ya canları zaten kıymetliydi. Bir illüzyon görüyordular Kaan. Kendini sevme hareketi başlamıştır. Kendinden nefret etme hareketi başlamıştır. Dünya genelinde tarih boyunca böyle algılar değişik zamanlarda, değişik şekillerde kendini göstermeye başlamış. Bir dönem kendinden nefret etme, kendini değersizleştirme, kendinin bir hiç olduğunu, kendinin yaşamasının çok bir önemi olmadığını falan inanma. Bu tip şeyler sosyolojik olarak pompalanıyordu. Bir dönemde kendini sevme hareketi aşırı bir derecede pompalanıyordu. Tabii ki kendini sevme hareketinin taraftarıyım ben açıkçası. Yani kendinden niye nefret edesin, niye değersizleştiresin? Ben ölürüm ne olacak ne demek? Ben ölsem başıma bir şey gelmeyecek ne demek? Ölüm bayılmak mı zannediyor bunlar Kaan? Yani... Doğru. Yani bilinmezlik şöyle bir durum var. İnsanlar genel olarak sosyolojik anlamda ölümün bilinmezliğini zaten geçiyorum. Yani sana biliyorum diyen bile dinin varlığına dair hiçbir şey ölümün varlığına dair hiçbir şey bilmiyor. Yani var mı, nereye gideceğiz, ne olacağız? Sadece bir gerçeklik var, ölüyoruz. Ruh var mı? Bilimlere göre yok. Yani birçok şey var. Bir yere yolculuğumuz var mı? Bir yere gidecek miyiz? Ne olacak? Hiçbir şey bilmiyoruz. Ne oldu şimdi bunu savunan insanlar? Ben biliyorum bana bir şey olmaz. Birçoğu ya hasta oldu ya bir zarar gördü ya öldü bir şeyler oldu. Şimdi nereye gitti belli değil bu insanların. Şimdi ne olacak yani? Bu insanlar... Ya şimdi o işin o kısmında biraz ayrılıyorum senden. Yani ruh var mı yok mu kimse bilmiyor sorusu şunun gibi bir şey Kaan. Ben önce sana diyorum ki benim apartmanım aslında 87 katlı ve 87. katında Ayşe diye bir kız oturuyor diyorum. Ve bunun üzerinden bir zaman geçiyor. Sen de gayet skeptik bir şekilde diyorsun ki ya senin apartmanının 87. katında Ayşe diye biri var mı yok mu bilmiyoruz diyorsun. Ya bir defa benim apartmanım 2 katlı 3 katlı yani ben en başından olmayan bir şeyi uyduruyorum sonra da var mı yok mu bilmiyoruz geyiğine giriyoruz. Ya kim ilk başta sana söyledi ruh diye bir şey var diye? Nereden çıkıyor bunlar? Neden böyle bir cümleyi ilk başta kuruyoruz? Tamam bunun temellerine inersek, sosyolojisine inersek insanın ölüm korkusu. Öldükten sonra yok olmasına yönelik kendisinin dayanılmaz bir reddi var, reddedişi var. Bunu reddediyor insan. Kesinlikle kabul edemez. Edemeyeceği de aşikar. Aslında bu da anlaşılabilir bir şey. Ama işte tam bu noktada tarih boyunca en azından benim tarih kitaplarında okumadığım bir dönem yaşanıyor şu anda. Çok garip bir şekilde insanlar kendi başlarına oturup bir şeyleri düşünme, bir şeyleri değiştirme fırsatını yakalıyorlar. Gün gün, dakika dakika kendilerini daha iyi tanıyorlar. Belki daha farklı sorular soruyorlar. Belki hayat koşuşturmacasından farkına bile varmadıkları kendilerini keşfediyorlar. Belki devamlı tırnaklarını yiyordular ve o tırnaklarındaki yarayı hiç görmemiştiler. Onu fark ettiler. Her şey olabilir. Bu yeni keşiflerde bugüne kadar sorgulamaksızın inandıkları, kabul ede geldikleri, düşünmeksizin onlara söylendiği andan itibaren kabul ede geldikleri şeyleri de acaba kafasından geçirmeye başladı mı Çünkü tam da ölüm korkusunun ortasında yaşadığımız bir dönem aynı zamanda. Bu işte tam olarak sosyolojik değişimin, dönüşümün merkezinde olacak bir şey. Peki sence nereye kadar gidecek bu durum? Ya bundan 3 ay sonrasına kadar bir korona vakası devam ederse bunun sonucunda ekonomik, sosyolojik, psikolojik nerelere gider? Yani bir değişim olacak dedin az önce konuşmanın başında. Bu değişimi nasıl görürüz? Sence dine bağımlılık mı? Yani çünkü gerçekten krizlerin şöyle bir durumu vardır. Bir takım insanlar daha çok dindar olup dinine bağlı kalır. Çünkü tek bir koruyucu olduğunu düşünüp ona sığınmanın çözüm yolu olduğuna inanır. Ama bir kısım insan da bak böyle diyorduk, bu din insanları bile bize bir çözüm sundu. Bu çözüm işe yaramadı. Demek ki din bu kadar da işlevli bir şey değilmiş. Demek ki Allah bizi o kadar korumuyormuş. Ne kadar iman etsek dahi, eğer aklını kullanmazsan mesela gibi. Sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Bir defa bu konuyla ilgili en önemli nokta şu. Bir insan öncelikle doğru soru sormayı bilmeli. Doğru soru sormayı bildikten sonra, yani o dediğin soruları zaten sormuyorsa sen o adamla bir şey konuşmazsın zaten. O adamla bir şeyler üzerinden gitmezsin. Veya o adam kendisi bir şeyleri zaten sorup da merak edip de üzerine zaten gitmez. Sonrasında ne çıkacak ortaya? Şöyle bir şey çıkacak. Bu insan, diyelim ki öncelikle şunu varsayalım. Bir insan soru sormaya başladı. Soru sormaya başladığı anda o soruların cevaplarını nerede arıyor? O soruları kendisine mi soruyor? Kendisine sorduktan sonra kendisini cevaplayamadıkları yerleri açıp internetten mi bakıyor? Birisine mi soruyor? Beni mi izliyor videoda? Başka birilerini mi seyrediyor? Twitter'daki TT'lere mi bakıyor? Burada en önemli nokta şu aslına bakarsan. Bir insanın doğru bilgi kaynağını arayıp bulma kapasitesi ve bu yöndeki yeteneği. Doğruyu yanlış, yani doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırt etme yönündeki eğitimi, kendisini eğitmesi veya ona verilen eğitim. Bunların hepsi bir araya gelince bu insan bir şekilde her toplum grubunun, her düşünce sahibi insanın onu bir yerlere yöneltmek istediğini farkına varacak. Şu anda bu videoyu izleyen birisine ben açıktan söylüyorum. Ben sizin düşüncelerinizi etkilemeye çalışıyorum. Benim gibi düşünmenizi istiyor olduğum için değil. Belki benim gibi düşünüyorsanız benim söylediklerimden keyif alın diye. Belki de benim gibi düşünmüyorsanız kendi düşündüğünüzde soru sorun ya da bana kızın diye. Bunlar tamamıyla sizle alakalı. Benim gibi herkes, bütün toplum grupları tutuyor insanlara bu soruları soruyor. Soracaktır da. Ve kendilerine göre, kendi inançlarına göre bunları yönlendiriyorlar. İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın da koronaya yönelik bir yorumu var. O bunu bir şeylere bağlıyordur muhtemelen. Yani bir yolunu buluyordur. Çünkü çok iyi sakal yapıyor yani bu işten. Ondan sonra tabii. Başka insanlar da bunun bir yolunu buluyordur. İşte herkes yok efendim koronadan ölenler tabutlarından doğrudan mezara konuyormuş. Diyanet fetva veriyor. Yıkanmaları farzdır diye bilmem ne. Bunlarla uğraşanlar var bir yandan. Yani güler misin ağlar mısın Kaan? Cuma hutbesinde yüzlerce kişilik kalabalığa, bu ülkede kalabalığa girmeyin diye hutbe verildi yani. Yani bir iki hafta öncesinde oldu bunlar. Bu kadar uzun zaman geçmedi bunun üzerinde. Bir de VIP Cuma namazı vardı. Bunları bilersen. VIP Cuma namazı bilmiyorum onu. Nasıl bilmiyorsun ya? Ya külliyedeki camide, Millet Camisi'nde bir ekip Diyanet Vakfı ile beraber bir ekip toplanmışlar. Böyle aralarında 1,5 metre kalacak şekilde safları sıklaştırmışlar. Hani o saflarla beraber VIP bir cuma namazı kılmışlar. Bütün Türkiye'de cuma namazları yasaklanmıştı ama külliyede kılındı. Bundan 3 hafta önce falan. Bu gidişle artık hani benim o Zoom'un kullanma kılavuzunu anlattığım bir video var. Yani o videoda anlattığım gibi artık Zoom üzerinden insanlar cumalarını kılacaklar bilmem ne. Bugün işte Paskalya'yı Zoom üzerinden yapacak Papa. İşte böyle gidişat dünya artık online religionlar, online dinler, online olarak her şey online bir din. Zaten hep şunu söylerlerdi. Bunu işte Baudrillard da söyledi herkes. Bu ağ, bu genel ağ, asıl tanrı olan bu. İnsanların birbirlerine bağlantı kurabildikleri ağları aslında birleştiği noktada bunlar tanrı oluyorlar. Çünkü hani mesela İslam adına düşünelim. Hepimizin tepesinde, yani hepimizi kapsayan bir Allah var ve o Allah'a bağlanıyoruz hepimiz. Ona döneceğiz. Yine bağlandık bak. Yani insanlar birbirlerine bağlandıkları bir ağ yaratmak çabasındadırlar her zaman. İnternet bunu yapıyor şu anda. Yani pratikte Tanrımız internet olmuş vaziyette, pratiğe bakarsak. Böyle bir durum var. Yani VIP cuma namazları falan çok güzel aslında Kaan. Ben de arada katılmayı planlıyorum. Yapalım yani. Şey diyeceğim. Peki mesela bu sosyolojik kısmı çok konuştuk ama hani ekonomik anlamdaki duruma ne diyorsun? Yani mesela ben şunu merak ediyorum. Bu kriz sonrasında biraz da otokratikleşme ihtimalinden bahsediyor birçok felsefeci, yazar ya da mesela daha diyorlar ki mesela İspanya'da, İtalya'da birçok yerde olan şekilde devlet hastanelere, özel hastanelere el koyuyor ve diyor ki yani ben artık bundan sonra şey yapacağım, o insana, hastalara bakacağım diyor. Çünkü üstesinden gelemiyor bu krizin varlığındaki durumda. Şimdi sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Sence nerelere gider? Bu sosyolojik yapının yanı sıra ekonomik olarak kapitalizm sekteye mi uğradı? Yeni bir sosyoloji ya da yeni bir sosyalizm mi ortaya çıkıyor? Ne olacak sence? Bilmiyorum vallahi açıkçası, bu konuda belli ki senin fikrin bu. Yani sosyoloji sosyoloji diyorum ya, sosyalizm, yeni bir sosyalizm. K-sosyalizm belki adı öyle konulacak. Böyle bir şey doğacak gibi bir şey düşünüyorsun belki. Neososyalizm mesela, hani ya şu an kimse bunu dillendirmiyor ama neososyalizm gibi bir şey olabilir yani. Hani post neososyalizm falan. Enteresan isimler bulabiliriz. Pratikteki karşılığına bakarım ben. Yani isminin teoride konmasını akademisyenler baksın. Ben akademisyenliğe çok meraklı değilim yani. Master falan da yapmayacağım. Buradan Berk Esen hocam master videosunda artık kusura bakmasın bununla ilgili. Master yapmayı düşünmüyorum açıkçası ben. Tabii hayatın nereye götüreceği bilinmez ama pratikteki karşılığına bakıyorum. Pratikteki karşılığını da özellikle Arda ile çektiğimiz videoda bayağı siyaseti detaylıca konuşmuştuk hatırlarsan. Orada Putin'in bundan faydalanacağını söyledim. Yani ilk faydalanacak insan Putin olacaktır. Dolayısıyla Putin'in temsil ettiği siyasi bir görüş var. Bu temsil edilen siyasi görüş tabii ki Putinizm olarak adlandırıldı çok sıklıkla. Bu Putinizmin etkilerini özellikle Avrupa'da radikal sağ iktidarların ve radikal sağ partilerin yüksek oylarının sonucu olarak gördük. Hatta Donald Trump'ın belki Hillary Clinton yerine seçilmesiyle gördük Putinizmin etkilerini. Tabii, bu önemli bir akımdı. En basitinden lafını bölüyorum ama ya adamlar yani CIA belgeleriyle onaylanmış bir şekilde Amerikan seçimlerine müdahale olduğunu ve bunu yapanların da Rus milyarderlerinin gerçekleştirdiğini söylüyor. Yani şimdi bu önemli bir şey ve fake news diye bir şey çıktı. Az önceki dediğinle bağlantılı bir şey. Bir fake news ortaya atılıyor. Bak gerçekten verilerle, şimdi tam olarak sayı hatırlamıyorum ama 300 civarında fake news dedikleri bir sahte haber yayınlıyorlar ve bunların paylaşıla toplamda Amerika nüfusu 320 milyon civarında bir paylaşıma ulaşıyor. Şimdi bu ne demek yani? Çok büyük bir şey ya. Yani fake news'un bile çok büyük alıcısı var ve bu seçimleri bile etkileyecek durumlara geliyor ve belki ülkenin gidişatını etkiliyor komple. Yani şimdi Cambridge Analytica durumları, işte bunları önceden seninle konuşmuştuk. Bilirsin. Abi yani düşünsene, Putinizm dediğin olay Amerika gibi dünyanın en büyük süper gücü dediğimiz ülkeyi bile etkiler duruma gelmiş. Yani o tabii ki korona öncesi dünyanın, yani evet. KÖ dünyasının, artık korona öncesi dünyanın bir durumuydu. Tabii bunun belli başlı köşe taşları vardı tabii. Biz bahsettiğimizde işte 90'lardan ta başlatmayacağım işi. Oraya kadar sıkmayalım ama Doğu dediğimiz kısmın, özellikle Şangay diyebileceğimiz kısmın yükselmesi. Bu çok belirgin bir şekilde zaten görüyoruz bunu işte. Özellikle Rusya'nın siyasi olarak önünü çekmeye çalıştığı, Çin'in ekonomik olarak önünü çekmeye çalıştığı bir akım zaten vardı. Derken Çin şu anda yakan şöyle bir komplo teorisi şu anda okunduğu zaman çok da abes kaçmıyor. Çin koronavirüsü icat etti. Kendisi çözümünü bulup halkına yaydı. Birazcık ölüm verdikten sonra şu anda kontrol altına aldı. Artık yerel vaka vermiyor. Amerika'nın üzerine saldı. Amerika'yı yok etmek için. Bunu diyebiliyor insanlar şu anda. Yani bunda çok aslında söylenmeyecek bir tarafı da yok bunun. Ama ben inanıyor muyum diye sor. Kesinlikle inanmıyorum yani. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Benim gözümde böyle bir şey zaten yok hükmünde. öte yandan dünya siyaseti ve ekonomisinin tamamen değişeceğini görmek mümkün. Ama ya ben biraz da kendi ocağımdan bakıyorum işe ya. Benim ocağımdaki ateş yanıyor mu? Benim ocağımda bir çorbam pişiyor mu yani? Ben buna bakıyorum. Ben anlamıyorum ki Amerika'da yüzlerce, binlerce insan ölüyor. Hala dolar yükselişte arkadaş. Ben anlamıyorum ya. Türkiye nasıl bu nasıl olabiliyor Kaan? Şimdi ilk başta hani koronadan etkilendik, etkilenmedik. Dünya piyasaları etkilendi, etkilenmedi. Ya ben anlamıyorum. Dünya piyasalarında olan herhangi bir şey neden bizim ekonomiyi kötü etkiliyor arkadaş? Herhangi bir şey yani. Amerikan ekonomisi çöküyor, yine bizde dolar yükseliyor. Nasıl oluyor bu arkadaş? Yani ben o yüzden işin bu noktasında bana ne abi? Çin ne yapmış, Amerika ne yapmış, Putin ne yapmış? Ben mesela fotoğraf ekipmanı almaya çalışıyorum. Biliyorsun aldığım ekipmanı 9.000 lira fiyatlar biçilirken bir anda bakıyorum 11 liraya falan çıkmış. 11.000 liraya falan çıkıyor. Bir gün içerisinde oluyor bu. Niye abi? Neden? Çünkü dolar endeksi. Neden? Çünkü dolar çılgın gibi artıyor. Bir anda işte 5.90'lardan 6.60'a fırladı. Nasıl oluyor bu yani? Ya bizi etkiliyor. Tepeden tırnağa her şeyimizi etkiliyor. Ha. Ben bunlar varken kusura bakmasın kimse. Yok efendim Çin'de ne olmuş? Rusya'da ne olmuş? Beni ilgilendirmez abi. Ben sokağıma bakarım, mahalleme bakarım. Memleketime bakarım ben ya. Evet evet. Kesinlikle doğru diyorsun. Ki zaten hani şey hatırla biz seninle ilk tanıştığımız zamanlar senin araban vardı. Bak şimdi senin arabanın o zamanki ederi, fiyatı 30-40 bin liraysa 40 bine satmıştı babam, evet. Yani işte şimdi düşün 60.000 lira falandır yani o muadili düşün ya. Abi, tabii, yani nasıl yani ekonomi nerelere geldi, neler yaşadık. Evet belki belli anlamda şanssız bir nesiliz. Türk nesli olarak, Türk genç nesli olarak belki belli anlamlarda şanssızız çünkü birçok olumsuz şey gördük. Terör olayları, darbe girişimleri bilmem ne ama ben Belçika'da yaşayan biri olarak şunu söyleyebilirim. Buradaki insanlar çok lay lay lom. Gerçekten hiçbir şey olmamış gibi hayatlarını yaşıyor. Hiç dertleri, sıkıntıları yok. Gerçekten ta şu noktaya kadar gerçekten hiçbir sıkıntıları yoktu. Acaba bugün elimizdeki parayı nereye yatıralım? İşte hani daha iyi nasıl geri dönüşüm yapalım? Bunlarla hiç ilgili hiçbir sıkıntı yok. Bunlar kesinlikle yapılsın. Ama mesele şu, Türk insanın, Türk genç nesli olarak biz çok sıkıntı gördüğümüz için biz aslında tecrübeliyiz. İşte bu noktada bu tecrübeyi, yaşam mücadelesini hayatın bir noktasında uygulamaya soktuğumuz anda artık Türkiye'nin ürettiği değer olarak ve Türkiye'nin geldiği nokta olarak belli daha iyi bir noktaya ulaşma ihtimali çok yüksek. Ama işte senin önce dediğin gibi yani ocağında piştiği yemek ya da insanların yaşadığı ortam bunlar iyiye gitmiyorsa hiçbir anlamı yok. Ama bunlar da iyiye gidecek bir dönüşüm, değişim yani kesinlikle zaruri durumda şu an. Hepimiz için. Ben burada ya olsam zaten, da sen orada olsan da. Ya tabii ki tüm dünya için bu geçerli ama tabii oranın insanların rahatlığından bahsettiğin için şuna da değinmeden geçemeyeceğim. Tabii Avrupa daha çok sosyal demokrat temelli bir toplum. Yani tarih boyunca yani bunu nereden başlatırsak başlatalım. Tarih boyunca böyle bir yapısı olduğunu biliyoruz. Özellikle modern zamanlarda. Ve Kuzey Amerika'da da bunu görmemiz mümkün. Şu anda baktığımız zaman daha otoriter rejimlerin hüküm sürdüğü topraklarda Türkiye gibi, Rusya gibi, Çin gibi otoriter rejimlerin hüküm sürdüğü toplumlarda aslında korona kontrol altına alınabildi. Çin ve Rusya'dan bahsediyorum. Türkiye'de bu da alınamadı. Alınacaktır ama bak bu konuda kesinlikle eminim. Avrupa'dan daha önce Türkiye'de kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Buna eminim. Çünkü Avrupa'daki insanları sen birey haklarından vazgeçiremezsin. Türkiye'de birey hakkı diye bir şey zaten yok. Adamın öyle bir derdi yok ki. Birey hakkı yani şimdi tabii ki elbette var ama Avrupa'yla kıyasladığım zaman Türkiye'de nispeten daha az bireysel haklar var. Bizim daha otoriter bir hükümetimiz var. Daha otoriter bir sistemimiz var. Başkanlık sistemimiz çok otoriter. Doğru. Bunların hepsi bizde var. Böyle olduğu için ben açıkçası Türkiye'nin daha erken bir şekilde koronayı atlatacağını düşünüyorum. Eğer bizim yöneticilerimiz bütün yetkilere sahip olmalarına rağmen beceriksizlikte ısrar etmezlerse. Abi zaten yok. Yani başlangıç anlamında bazı tedbirler iyiydi. Ama 2-3 tane noktada maalesef sıkıntıya girdiler. Bu noktalarda hani işte umrecilerin ya da yurt dışından gelen insanların yani benim ev arkadaşım dahil birçok insan karantina, yani devlet tarafından 14 gün karantinaya alınmadan direkt evlerine geçtiler. Şimdi bu arkadaşlarım olsun ya da olmasın, bu insanların kontrolü yapılmadıysa, ki ben bu yüzden gelmedim. Yani karantinaya girmek istemedim, aileme ulaştırmak istemedim. Yani sonuçta benim babam kalp hastası. Yani birçok değişken var. Şimdi bu değişkenleri düşününce Türkiye'de bazı belli önemli noktalarda devletin yaptığı hatalar, yani devlet diyorum, hükümet odaklı demiyorum ama devlette de bir refleks gelişmedi. O yüzden de 2-3 tane kritik hata belki kötüye götürebilir. Duracaktır. Ama mesela şu en son 2 gün önce yaşadığımız olay olmasaydı belki şu an biraz daha farklı bir şey konuşuyorduk. Ama şimdi maalesef biraz da iyimser bir tablo çizmek lazım. Çünkü bence o kadar da kötü değil her şey Türkiye adına. Özellikle şimdi daha önce izlemeyenler varsa şiddetle izlemelerini tavsiye ediyorum. İhsan Dağ isimli arkadaşım Milano'da okuyordu ve Türkiye'ye geldi. Samsun'da 14 gün karantinaya alındı ve orada yaşadıklarını anlattığı bir videosu. Şurada bırakıyorum linki. İhsan şöyle bir şey anlattı Kaan. Özellikle Umre'den gelenlerin Türkiye'ye geldikleri zaman hani özellikle orada kaçıp hani ibadete gittin, oradan dönüp inanmamış ya, inanmıyor, koronaya inanmıyor. Yani geliyor insanlara bulaştırma umurunda değil. Kaçıp otobüslerle Çorum'a, Erzurum'a falan gitmeye çalışıyorlar abi. Fıkra bu ya, fıkra, gülebilirsin. Böyle bir şey oldu. Şimdi İhsan şunu anlattı. İlk İtalya'dan Samsun'a geldikleri zaman uçağa binerken pasaportları toplanmış. O pasaportları karantina boyunca 14 gün boyunca Samsun'da tedarik edilen yerde kaldıkları süre boyunca teslim edilmiyor. Ailelerinden hiçbir şey almalarına müsaade edilmiyor. Her şey, ama devlet her şeyi de sağlıyor. Çok da güzel, konforlu bir alanda kalmaları tedarik ediliyor. Ama pasaportları kesinlikle verilmiyor. İşte bu devletin öğrendiği bir şey mesela bu süreç içerisinde. Tecrübe edinerek atlatacağımız bir süreç bu. Maalesef tecrübenin ilk aşamalarında biz ülke olarak tecrübesiz olduğumuz için bu hatalar oldu. Olması da belki olacaktı. Yapacak bir şey yok. Çünkü o umreciler kaçtığı için ya o sayede öğrenip pasaportları toplamaya akıl ettiler. Pasaportları giderken vermeyi akıl ettiler gibi bir durum var. Bu öğrenilen bir şey. Çin'de baktığımız zaman 2003 senesindeki SARS krizinde Çin aynen şu anda bizim koronayla ilgili durumumuz gibiydi. Tecrübesizdiler, ne yaptıklarını bilmiyorlar ve çok acısını çektiler. Bugün Çin 2003'ten gelen toplumsal hafızasıyla, devlet hafızasıyla, o tecrübesiyle koronayı atlattı artık. Yani yerel vaka yok ve dışarıdan Çin'e girişler de yasak olduğu için artık vaka sayısını tamamıyla stabil ve ya hastanedeki hastalar dışında yeni vaka görülmüyor. Mükemmel. Ve bunu yaptıkları ülkenin nüfusu 1,5 milyara yakın Kaan. Öyle bizim ülke gibi 80 evet. milyon falan değil ha. 1,5 milyar ya. Ama işte bak, şimdi iki tane noktadan değinmek istiyorum. Şimdi mesela Çin'de bunu nasıl başarıyor bu adamlar? Yani ben... Otoriter rejim. Otoriter, bak sadece otoriter rejimle yapamazsın. İstediğin kadar otoriter rejimin olsun. Mesela Rusya'da bu kadar iyi yapamazsın. Yaparsın ama bu kadar iyi değil. Çünkü bak mesela Çin kültürü acayip derecede mesafeli bir kültürdür. Tanıdığına yani çok yakınlardır ama gene de bir mesafesi vardır. Ve tanımadığına da hiç selam bile vermez. Yani ben burada mesela çok Çinli arkadaşlarımız var. Hani görüyorum ya da bizim sınıfta insanlar var. Çok mesafeliler. Yani sen selam vermedikçe, sen bir mesafe, yani bir çaba göstermedikçe insanlar seninle iletişime geçmiyor bile. Sadece dersten eve gidiyor, evden derse geliyor. Böyle bir hayatları var. Şimdi bu bir sosyolojik olarak Avrupa'da, Türkiye'de, Amerika'da kesinlikle böyle değil. Adamların, yani herkes böyledir demiyorum ama birçoğunun sosyal yaşantı anlayışı ev içerisinde geçerli. Bizimki gibi sosyal bir dışarıdaki çevre yok. İkinci konuya gelirsek de devlet mesela şu konuda hata yaptı. Genel olarak sağlık sektörümüz, sağlık kurumlarımız gayet başarılı. Ben Türkiye'nin sağlık sektörünü gayet beğeniyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bazı ülkeler kanla havacılık sektöründe de aynı şekilde vardır. Bazı kurallar vardır. Bu kurallar kanla yazılmıştır. İnsanların ölümüyle yazılmıştır. Şimdi bu kanla insanların ölümüyle yazılan şeyleri bir bakmak gerekiyor. İtalya nasıl zorunlu olarak sokağa çıkma yasağı aldı ve yasağı açıklamadan önce neler yaptı? Şimdi mesela bunları çok iyi incelemek lazım. 2 saat kala önce açıklayınca işte böyle bir sorunla karşılaşabiliyoruz. Kaçak marketlerin açılması, işte ne bileyim insanların kavga etmesi vesaire birçok şey görebiliyoruz. Yani insanların sosyal mesafeye dikkat etmiyor. Evet, bunlar neden oluyor? Biraz bunları incelemek gerekiyor. Yani onun dışında hükümetin aldığı kararların birçoğu aslında doğru. Güzel analiz ettiler ama mesela bu çok önemli bir şeydi. Yapılan her şey şu an 2 günde belki de çöpe atılmış oldu. Ne yazık ki. Göreceğiz sonuçlarını. Ama olabildiğince dikkat edilmesi gereken şeyler. Yani bunlar çünkü insanlar tecrübe etti. Çin bizden 4 ay 5 ay önce bunları zaten yaşamaya başladı. En büyük sıkıntı şu an bak o SARS krizinden Çin SARS krizinde önceden haber vermişti. Bu sefer haber vermedi. İçinde tutup çözebileceğine inandı ve sakladı. Şimdi bu yüzden de bu noktaya geldi. Yok ya. Bunu Çin gibi bir ülkeden yayılmasını engelleyemezsin Kaan. Tüm dünyanın bütün lojistik ağı Çin'den geçiyor yani. Çin'den yayılmasını engelleyemezsin. Aynı şekilde bu SARS-MERS de koronavirüsün bir parçası. Onlar da koronavirüs. Ama ne oldu? Yani tamam bulaşıcılığı bu kadar değil. Bu gerçek, realite. Ama sonuçta bir şekilde önlemler alındığı takdirde ülke içinde bir şekilde durdurabiliyorsun ya da azaltabiliyorsun. Şimdi en başta böyle yapılsaydı çünkü bir anda hatırlarsan bak daha Şubat, Mart aylarını hatırla. Orada Çin'in eğrisi bir anda uçtu yani. Hani o ara çok ölüm oldu. Çok fazla vaka vardı. Sonra çat diye düştü. Çünkü önlemleri aldılar. Hadi dedik evden çıkmıyoruz. Bunlarla bağlantılı olarak yani evet otoriter rejimin avantajı var ama şeffaflık da olmadığı zaman hükümette, devlette hesap verebilirlik olmadığı zaman da işte böyle sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Yani mesela Avrupa Birliği sana mülteci konusunda yardım edeceğim diyor. Farklı bir konuya değinmek istiyorum. Diyor ki tam yardım edeceğim diyor ama diyor bu paraları nereye harcadığını bana bir söyle diyor. Şeffaf olarak ben bunları bir göreyim diyor. Sen bana nereye harcadığını söyle. Ben sana ondan sonra ben yardım edeceğim diyor. Ama biz bunu diyoruz biz harcadık. Bitti o zaten diyor. Kimse söylemiyor. Şeffaflık, hesap verilebilirlik çok hayati durumlara gelebiliyor ve şu anda da hem mültecilerle uğraşıyoruz bir yandan virüs mü vakası var yok işte ekonomik kriz mi? Abi geldiğimiz nokta bu. Evet. Sayın Kaan, sınır kapılarını açarız. Evet, biz açtık. Buna göre davran ha. Aman, sakın ha. Evet, Çağatay'ın ünlü repliklerinden bir tanesidir. Yıllardır ünlü repliklerinden. Mecbur abi. Yani Türkiye'de yaşıyorsan evet. Recep Bedik taklit edeceksin, Recep Tayyip Erdoğan taklit edeceksin. Veya işte tabii, şeyler daha. İkisini de çok iyi yapıyorsun. Evet, tebrik ediyorum. Harikaydır, inanılmaz. İbrahim Üzülmez taklidim de var. Harikadır o da. Oo. Ama İbo reistir yani şimdi. İbo ya, ayrı tutur hepsinden. Kral ya. Alemin kralı. Öyle Çağatay. Teşekkür ederim video için. Şimdi Kaan kapatmadan önce şunları belirtmek istiyorum açıkçası. Video biraz tabii çok genel, hibrit bir video oldu. Yani belli bir konu üzerinde durmadık tabii ki. Aslında bakarsanız sohbet ediyoruz. Bu yüzden şu anda yaptığımız videonun adı Laf Salatası. Biz Laf Salatası yaptık aslında. Kaan'ın kanalına abone olmanızı rica ediyorum. Bu arada tabii ki bu videonun içeriğinden dolayı aranızda belki şu anda abonelikten çıkacak olanlar da vardır. Ya da görüp ay be abone olacağım diyenler de vardır. Ben hayatımın hiçbir döneminde insanların söylediklerine yönelik düşüncelerimi değiştirmeyi gerçekten gerekli görmediğim sürece yapmadım. Kendi düşündüklerimi söylemekten de hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Bunu bu kanalda kalanların bilmesini rica ediyorum. Kaan'ın kanalında da gerçekten kendi vicdanı, kendi iç sesi ve kendi aklı dışında hiçbir şey ortaya konmadığını da beyan edeyim. Bu yüzden gerçekten Kaan'ın kanalına da bir göz gezdirip abone olmanızı ve daha yeni bir kanal olduğu için destek vermenizi rica ediyorum. Kaan teşekkür ederim. Kapatalım videoyu. Ben teşekkür ederim Çağatay. Kendine çok iyi bak. Hadi sen de iyi bak. Artık şu korona olayını bir an önce çözelim de bir FIFA'da yeneyim artık seni ya. Yani uzun zaman mı? Abi FIFA 20. FIFA 20'de bekleriz. FIFA 20 videosu da çekeceğim arkadaşlar. Kaan gelsin. Bir tane FIFA 20 videosu koyacağım. Bakalım kim yenecek göreceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi gel.